Suç işlemenin kazançlı bir şey olmadığı söylenir ama bu her durumda doğru olmayabilir. Bazen öyle müthiş bir soygun yaparsınız ki dudak uçuklatır. Bugün sizlere insanlık tarihinin en büyük soygunlarından bahsedeceğim. Bazı planlar hiç tahmin edemeyeceğiniz sebeplerden suya düştü. Bazıları ise o kadar iyi uygulandı ki bugün hala arkasındaki isimler bulunamadı. Isabella Stewart, Gardner Müzesi soygunu. $500 milyon. Sanat hırsızlığı pek orijinal bir soygun tipi sayılmaz. Yıllar boyu dünyanın dört bir yanındaki evlerden ve müzelerden birçok önemli sanat eseri çalınmıştır. Fakat $500 milyon bir soygun var ki kesinlikle bahsedilmeye değer. 18 Mart 1990 gecesi polis memuru kılığına girmiş iki adam müzeye girer ve dünyanın en iyi tablolarını götürerek müzeyi $500 milyon üzerinde zarara uğratır. Eksantrik sanat koleksiyoncusu Isabella Stewart Gardner, etkileyici sanat koleksiyonunu paylaşmak gibi bir yüce gönüllülük göstererek Boston'daki evini halka açmıştı. Bu koleksiyona etkileyici demek az kalır. Çünkü Rembrandt'ın Celile Denizi'nde Fırtına, John Vermeer'in Konser tablosu gibi benzeri ve zamansız başyapıtlarından oluşuyordu. Koleksiyon ömür boyu süren seyahatler ve sıkı çalışmalar ardından toplanmıştı. Bu yüzden yapılan soygun daha da iç acıtıcı oldu. Olay gecesi müzenin iki güvenlik görevlisi Rick ve Randy, Amerikan tarihinin en büyük özel mülk hırsızlığına tanık olmak üzere olduklarından habersiz rutin vardiyalarında işlerini yapıyorlardı. Saat 1.20'de güvenlik görevlilerinden biri aldıkları bir gürültü şikayetinden dolayı kontrole geldiğini iddia eden iki polis memurunun müzeye girmesine izin verdi. 11 dakika içinde iki güvenlik görevlisi de kendilerini kelepçelemiş ve gözlerini bağlanmış halde müzenin bodrumunda buldu. Gelenlerin polis olmadığı belliydi. Hırsızlar onlara gerçek niyetlerini anlattı ve bir Robin Hood'luk yaparak kendileriyle işbirliği yaparlarsa bir yıl içinde onlara da pay vereceklerinin sözünü verdi. İşlerine karışacak kimse kalmayınca hırsızlar önlerine geleni götürdü. Paha biçilmez tablolar, heykeller ve çizimler çalındı. Aldıkları arasında birkaç değersiz eser bile vardı. Araştırmacılara göre aceleyle gözlerine kestirdikleri, pahalı olduğunu düşündükleri şeyleri götürmüş. Müzedeki en paha biçilmez resim ve nesnelerden bazılarını gözden kaçırmışlardı. Tabii bu onların fellik fellik aranmasını engellemedi. Başlarına konan ödül o tarihe kadar özel bir kurum tarafından sunulan en büyük ödüldü. Yıllar geçti ama polis sanat soygununun arkasındaki adamları bulamadı. Çok sayıda uluslararası sanat hırsızını ve yerel gangsteri sorguya çektiler ama kar etmedi. Hiçbir somut kanıt da elde edemediler. Adamlar soygundan sonra izlerini tamamen kaybettirmişti. Çalınan sanat eserleri hala yerine dönmedi ve müzenin işlerine yarayacak bir şeyler bilenlere sunduğu $10 milyon ödül hala geçerli. Peki diyeceksiniz ki güvenlik görevlileri kendilerine verilen ödülü hiç aldılar mı? Kim bilir, aldıysalar bile bunu itiraf etmeyecekleri kesin. Mafyanın 6 milyonluk Lufthansa Hava Yolları soygunu. Günümüzde bir daha asla tekrarlanmayacak bir soygun var sırada. Her iki havaalanı gibi her köşesi izlenen bir yerde 1978'de gelmiş geçmiş en büyük soygunlarından biri başarıyla gerçekleştirildi. Lufthansa bir Alman havayolu şirketiydi ve bu şirketi soymak Amerikan mafyasının işlediği belki de en karlı suçtu. Soygun büyük ölçüde şirket çalışanı Louis Werner adındaki bir adam tarafından organize edildi. Werner kumar bataklığına saplanmış, talihsiz bir adamdı. Meslektaşı Peter Grunwald ile birlikte Lufthansa'nın düzenli nakit sevkiyatlarının birinden mühürlenmemiş milyonlarca banknot çalmayı planlıyorlardı. Sonra plan biraz karmaşık bir hal almaya başladı. Werner soygun planını bahisçisi Martin Krung'una anlattı. Çünkü Martin'e $20 bin borcu vardı ve bu borcu söz konusu soygundan kazanacağı parayla geri ödemeyi planlıyordu. Krungman daha sonra planı tanıdıklarını anlattı ve plan nihayetinde Luce suç ailesinin ortağı ünlü gangster James Burke'nin kulağına kadar geldi. Burke soygunun organizasyonunu patronları adına devralmayı teklif etti. Tabii belli bir komisyon karşılığında. Böylece artık soygunun patronu Burke'tü. Kendi oğlu Frank de dahil olmak üzere bir ekip kurdu. Birlikte 11 Aralık 1978'in erken saatlerinde John F. Kennedy'nin uluslararası havalanındaki Lufthansa kargo terminaline gittiler. Hızlı ve kolay bir soygun oldu. Bir saatten biraz fazla bir sürede 6 şirket çalışanını rehin aldılar ve izi sürülemeyen nakit ve mücevherlerden yaklaşık $6 milyon değerinde bir vurgun yaptılar. Bugünün parasıyla yaklaşık $23.4 milyon. Soygun başarıyla gerçekleşti gerçekleşmesine ama sonrasında yapılan küçük bir hata her şeyi mahvetti.
Soyguncuları kaçırması gereken şoför Edward Stix Pernell tarihi bir çuvallama örneği sergiledi. Soygunda kullandıkları minibüsü planladıkları gibi New Jersey'deki hurdalığa götürmek yerine kız arkadaşının Brooklyn'deki evinin önüne park edip bıraktı. Şüphesiz bu oldukça büyük bir hataydı ve Burke'ü iflah olmaz bir paranoyaklığa sürükledi. Soyguna katılan 13 kişiden 5'i hariç herkesin öldürülmesi emrini verdi. Burke bu soygundan dolayı yakalanmadı ama kaderin bir cilvesiyle başka bir suçtan ötürü hapis yattı. Neticede soygundan dolayı hapse giren tek kişi, 15 yılını parmaklıklar ardında geçiren planın asıl sahibi Louis Werner oldu. Çalınan paranın sadece küçük bir kısmı geri alınabildi. Geri kalanın akıbeti muhtemelen hiçbir zaman öğrenilemeyecek. Belçika'daki 100 milyonluk elmas soygunu. Şehir Anvers, ülke Belçika. İnanılmaz derecede cüretkar bir elmas soygunu. Belçika'nın her yıl dünyanın kaba elmaslarının yaklaşık %80'inin satıldığı elmas bölgesi hırsızlar için mükemmel bir hedefti. Operasyonun arkasındaki beyin Leonardo Notar Bartol adında profesyonel bir hırsızdı. Dünyanın en büyük elmas bölgesini vurmak tam olarak onun uzmanlık alanına giriyordu. Plan soygunun asıl gerçekleştiği 2000 yılından 3 sene önce uygulanmaya başladı. Notar Bartolo daha sonra soyacağı elmas bölgesindeki en büyük ofis binasını kiraladı. Kuyumcu olarak tamamen meşru bir ticarete bile başladı. Ama elbette asıl amacı başkaydı. Uzun soluklu bir oyun oynuyordu. Notar Bartolo bina planını ve güvenliğine dair tüm detayları aklına kazıdı. Ardından Avrupa'nın dört bir yanında yaptıkları soygunlarla sanatlarını mükemmelleştiren en iyi hırsızlardan bir ekip kurdu. Ekipte elektronik ve alarm uzmanı Elio Di Onario, tamirci ve çilingir Ferdinando Finotto ve Notar Bartolo'nun çocukluk arkadaşı Pietro Tavano da vardı. Ekibin son üyesi sadece anahtarlar kralı olarak bilinen gizemli bir anahtarcıydı. Hırsızlar ve elmaslar arasında kasanın içinde ve dışında çekim yapan kameralar gibi birçok son teknoloji güvenlik önlemleri vardı. Kasanın yapısı 12 saatlik sondaja dayanacak kadar güçlüydü. Alarmı tetikleyecek bir ışık sensörünün yanında bir ısı ve hareket sensörü de vardı. Tüm bunlara rağmen 16 Şubat 2003 gecesi çete herhangi bir markette bulabileceğiniz saç spreyi, süpürge çubuğu ve elektrik bandı gibi çeşitli malzemelerle 10 güvenlik katmanını da aşmayı başardı. Çete değerleri 100 milyon ila 400 milyon dolar arasında değişen mücevherler çaldı. Kaçtıktan sonra İtalya'ya geri dönmek üzere ayrıldılar. Ufak bir hata yapmış olmasalardı mükemmel bir soygun olacaktı. Pietro Tavano, yani Notar Bartolo'nun çocukluk arkadaşının görevi delilleri yok etmekti. Tek yapması gereken soygunu ele verecek fişleri ve boş mücevher torbalarını yakmaktı ama Tavano bunları ormanlık bir araziye atmayı tercih etti. Neticede bu delil torbası bulundu. Polis bir alışveriş fişini kullanarak Notar Bartolo'nun izini sürmeyi başardı ve Notar Bartolo 10 yıl hapiste, çetenin geri kalanı 5'er yılla cezalandırıldı. Gizemli anahtarlar kralı hariç, kralın ve çalınan mücevherlerin geri gizemini korumaya devam ediyor. Bu listedeki tüm soygunlar arasında en çok Anvers Elmas soygunu bir Hollywood filmine konu olmayı hak ediyor. Birçok insan bu soygunu tüm zamanların en büyük soygunu olarak nitelendiriyor. Vatansever hırsız ve Mona Lisa. Sırada dünyanın en tanınmış sanat eserlerinden biri olan Mona Lisa'nın Louvre Müzesi'nin eski görevlisi Perugia adlı bir adam tarafından çalınması var. Vincenzo Perugia, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi ve Paris'teki kültürel bir dönüm noktası olan Louvre'de tamirat işlerine bakan 30 yaşına yaklaşmış genç bir adamdı. Vincenzo 21 Ağustos 1911 sabahı işe bambaşka bir niyetle geldi. Vincenzo o zamanlar müzedeki tüm çalışanların giydiği üniformayla dikkat çekmiyordu ve Da Vinci'nin şaheserinin asıldığı salon tamamen boşalana kadar bekledi. Ardından tek yapması gereken tabloyu yerinden çıkarıp yakındaki yangın merdiveninden çıkmaktı. Tabloyu önlüğüne sardı, kolunun altına soktu ve hiç istifini bozmadan dışarı çıktı. Bu sadece yapılan en küstah sanat hırsızlığı değil, aynı zamanda gelmiş geçmiş en eşsiz hırsızlıklardan biri. Çünkü Vincenzo'nun niyeti ne tabloyu milyonlarca dolara satmak ne de kendi salonunu asmaktı. İddiaları doğruysa çok daha saf bir niyeti vardı. Soygundan 2 yıl sonra Vincenzo resmi İtalyan sınırından başarıyla geçmiş ve Floransa'daki bir galericiye tabloyu satmaya kalkışmıştı. Hemen tutuklanan Vincenzo'ya tabloyu neden çaldığı sorulduğunda bunu vatanseverlikten yaptığını iddia etti. Meğer Vincenzo tablonun 1790'larda Napolyon'un birlikleri tarafından yağmalandığı kanısındaydı ama aslında tablo 1516'da Fransa kralına hediye olarak verilmişti. Bu iddiası biraz şüpheli görünebilir. Ne de olsa tablo karşılığında galericiden para istemişti. Yine de bu savunma
işine yaradı. Mahkeme suçunu vatansever araçlarla işlediğine inanarak ona hafif bir ceza verdi. Vincenzo 1 yıl 15 gün hapis cezası aldı. Ancak İtalya'da büyük bir vatansever olarak nam saldı ve cezasının sadece 7 ayını yattı. Mona Lisa 1913'te Louvre'a dönmeden önce İtalya'nın her yerinde sergilendi. İşin komiği Mona Lisa çalınmadan önce Da Vinci'nin en az değerli eserlerinden biriydi. Bu özel soygundan sonra ise şimdi bildiğimiz ününe kavuştu ve artık en az 870 milyon dolar değerinde. Leonardo Da Vinci şüphesiz tarihin en tanınmış sanatçılarından biridir ve en ünlü tablosu Mona Lisa şüphesiz onun en ikonik şaheseridir. Yine de bu küstah hırsızın tablonun değerine katkısı yadsınamaz. Japonya'daki 300 milyon yenlik banka soygunu. İşte Japon tarihinin en büyük banka soygunu. Soygun planı basit ama bir o kadar da karmaşıktı. Yıl 1968'di, günlerden 10 Aralık'tı ve insanlar gündelik işlerine bakıyordu. Japonya'nın en güvenilir bankalarından biri olan Nihon Shintaku Ginko'nun göz açıp kapayıncaya kadar günümüze yaklaşık 3 milyon Amerikan dolarına tekabül eden 300 milyon yen soyulması dışında sıradan bir gündü. Tüm iyi soygunlar gibi bu soygunda titizlikle planlanmış uzun soluklu bir soygundu. Banka müdürü ve çevresindekiler birkaç ay içinde çok sayıda ölüm tehdidi almaya başlamıştı. Tehditlerin sıklığı zaman içinde giderek arttı. Asıl soygundan sadece 4 gün önce müdürün şahsi evine 300 milyon yen talep eden bir mektup gönderildi. Reddetmesi halinde evi dinamitle havaya uçurulacaktı. Elbette polise haber verildi. Neticede bu çok ciddi bir tehditti. Polis potansiyel davetsiz misafirleri yakın takip alarak hem yöneticinin evine hem de bankayı izlemeye başladı. Ne var ki tüm bunlar planın bir parçasıydı. Yönetici 4 çalışanını yakınındaki Toshiba fabrikasına gönderdi. Bir şirket arabasının bagajına doldurulmuş yaklaşık 300 milyon yenlik planlı bir teslimat yapacaklardı. Çalışanlar bankadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra giderek yaklaşan polis sirenleri duydu. Motosikletli bir polis memuru arabayı durdurdu. Dediğine göre banka müdürünün evi havaya uçmuştu. Birkaç kişinin yaralandığı ve bazılarının öldüğü tahmin ediliyordu. En kötüsü de fail hala bulunamamıştı ve yeni tehditlerde de bulunuyordu. Tüm bunlar bankanın artık bir hedef olduğu ve çalışanların da risk altında olduğu anlamına geliyordu. Memur daha sonra arabanın altını kontrol etmek üzere motosikletinden indi. O sırada çalışanlardan biri arabadan gelen dumanı fark etti. Bu sadece tek bir şey ifade edebilirdi. Arabada bomba vardı. Daha polisin aracın altından çıkmasını beklemeden çalışanlar arabadan inip canavliyle kaçmaya başladı. Yakındaki bir duvarın arkasına saklanıp patlamayı duymayı beklediler ama bomba patlamadı. Saklandıkları yerden çıktıklarında ortada ne polis vardı ne de araba. Bunun inanılmaz iyi planlanmış bir soygun olduğu anlaşıldı. Banka müdürü ve evi hiç zarar görmedi. Çalışanların bomba sandığı şey basit bir fişekten ibaretti. Polisi oyalamak için olay yerine kasıtlı olarak yerleştirilmiş yaklaşık 120 kanıt vardı. Elbette ilk etapta aracı durduran kişi de polis değildi. Dava hala çözülemedi. Ortada herhangi bir şüpheli de yok. Sizce tam olarak ne oldu? Bu videoyu beğendiyseniz ekranda çıkan videolardan birine tıklayın. Pişman olmayacaksınız. Orada görüşürüz.